ile birkaç isim var orada hakkında konuşacağımız. Ama önce Süleyman Soylu ile ilgili meseleyle başlayacağız. Bugün muhakkak denk gelmişsinizdir. Çünkü gündem yarattı Seyhan Avşar'ın haberi. Seyhan, sen arada bazen yanıt vermek durumunda kaldın. Şimdi ben söylemeyeceğim çünkü kronolojik gidelim istiyorum. Ama ilk kez de ayrıntılarını burada bize anlatacaksın. Haberden sonra ne oldu? Sen bu haberi nasıl yaptın? Ne oldu? Ben artık susayım. Sen anlat, haberin ne? Neler geldi sonra başımıza? Şimdi eski bakan, İstanbul Milletvekili şu an Sayın Süleyman Soylu'nun İstanbul'un çok nezih bir semtinde bir daire aldığını öğrendim. Daire almasına bir mahsur yok. Daire mi? Bir villa. Bir konut. Arkada görüyoruz. Villa almasına bir mahsur yok. Yani almasında bir mahsur yok. Ancak fiyatı önemli. Millecik, evet. Gemicik. Millecik. Nedir ki bakınız. Şimdi fiyatını öğrenince şaşırdım. Dediler ki 3 milyona bir daire almış. 3 milyon deyince insan çok ucuz değil mi falan dedim. 3 milyon dolar dediler. İnanamadım çünkü bakan maaşlarına baktım hemen. 30 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor bakan maaşları. Bakan olduğu dönemde almış. Sayın Soylu bakan olduğu tüm yıllar boyunca maaşını hiç yemese, içmese böyle bir villa alma imkanı yok. Sigorta şirketi fatura kesiyor olamaz mı? O sessiz de çok seviyor biliyorsunuz Süleyman Soylu. Sonra ne yapabilirim dedim. Bu tarz konularda tapuya ulaşmak da çok zor. Tapunun kendi adlarının olması da çok zor. Bu dairenin satışını yapan bir gayrimenkul uzmanını aradım. Direkt adresi aradım. Kimin satışını yaptığını. Ama ben Seyhan Avşar'da demedin tabii. Evet, açıkçası şöyle profil resmimi bir tekstil firmasının resmini koydum. WhatsApp ismime Semra Yıldız yazdım. Hanımefendiyi aradım. Senden korkulurmuş kendisine bir... ben dikkat edeceğim bir daha Seyhan'la konuşurken. Evet. Kendisine ihracat işi yaptığımı, tekstile uğraştığımı, eşimin de bir bürokrat olduğunu, projeyi çok beğendiğimi, çok nezih olduğunu, aldığım bazı bilgilerin Sayın Bakan'ın da bu projeden daire aldığını ve bu projenin bana güven verdiğini söyledim. Sayın Bakan'a komşu olmak istediğimi belirttim. Ev ararken bir kriterdir yani Süleyman Soylu'ya komşu. Evet. Ancak o esnada bu şey, sakın izleyicilerimiz şey anlamasın, böyle hızlı gelişen bir konuşma değil, bir güvene dayalı gelişen bir sohbet. Gayrimenkul uzmanı da çok şaşırdı. Bu bilgiyi kimse bilmiyor Seyhan Hanım. Yani Semra Hanım. Bu yüzden sizinle konuşuyorum dedi. Sayın Bakan'ın 11 ay önce bu lüks projeden bir daire satın aldığını söyledi. O dönem 3 milyon dolar verip bir daire satın almış. Ancak bu villa inşaat halindeymiş. Yani yerleri yapılmamış, duvarları yıkık, dökük, kırık. 3 milyon dolar almış ve bunun içine bir de tadilat yaptıracağını söyledi. Projenin birinci etabından aldığını söyledi. Peki dedim. Bu arada kendisi gayrimenkul uzmanıyla konuşurken yanımda bir gazeteci meslektaşım da vardı. Onu da eşim olarak tanıttık. Peki dedik, tapu nasıl yapıldı? Şimdi biz bu daireyi alacağız ama biz de daire almak istiyoruz. Sayın Bakan'a yakın olmasa bile diğer etaplarda olsun. Tapuyu nasıl yapalım? Müşterek tapu mu yapalım? Sayın Bakanlar nasıl yaptılarsa bize de aynısını yapalım lütfen dedim. Sayın Bakan süreci gizli yürütmeyi tercih etti Seyhan Hanım. Kendi üzerine tapuyu yapmayı tercih etmedi. Siz isterseniz biz sizin için de bu süreci gizli yürütüp tapuyu sizin ve eşinizin üzerine yapmayabiliriz dedi. Evin yıkık dökük olduğunu, bir tadilat başlattığını Soylu ailesinin, 11 ay önce alındığını, tadilatın birkaç ay daha süreceğini ve Bakan Bey'in ailesinin bu konutta yaşamaya başlayacağını aktardım. Plan buydu en azından. Plan en azından bu şekildeydi. Sen devreye girene kadar şimdi belli ki. Şimdi 3 milyona alınan bir daire 83 milyon yapıyor TL'ye vurunca. 83 milyon TL'lik bir villadan bahsediyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bakan maaşıyla bu kadar lüks bir yerde, lüks bir projede bir villa alınıyorsa haber değeri vardır. Sizler de meslektaşlarımsınız. Aslında ben haberi yaparken çok heyecanlandım. Benim için çok heyecanlı bir haberdi. Ertesi günü haber yayınlanmadan bir gün önce bu gayrimenkul uzmanını tekrar arattım. Bu kez kendim aramadım. Gazeteci kimliğini belirten, açık kimliğini belirten bir meslektaşımı arattım. Gayrimenkul uzmanına direkt soru sordu. Dedi ki bu daire Süleyman
Süleyman Soylu'nun bu projede bir villası var mı diye sordu. Gayrimenkul uzmanı çok panikledi. Kesinlikle bilgi veremiyoruz, doğru değil bu diyerek geçiştirmeyi tercih etti. Bana verdiği bilgileri gazeteci meslektaşıma vermedi. Şimdi gelelim detaya. Haber yayınlandı. Haber yayınlandı. Sabah 10 gibi Sayın Bakan'ın hakkında bir tweet attığını gördüm. Evet. O tweet de hatta elimizde var. Bir hatırlayalım. Evet. Tweet bu. Diyor ki günaydın. Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanıyla başlıyoruz. Günün haberi attığı yalanlar aldığı nefesten fazla bir sözde gazeteciden. Seyhancığım burada senden bahsediyoruz. Çünkü senin haberini alıntılamış. 15 yıldır Bahçeşehir'de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim diye. Böyle bir sana hitaben bir şimdi mesaj. Sayın Bakan beni ilk kez hedef almıyor. Tamam bunu alalım şimdi. Daha gerek yok daha fazla görmeye. Sen de bir şey daha söyledin. Daha önceden de şu anki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında FETÖ'nün Mahrem İmam soruşturmasından bir fezleke hazırlattıklarına dair yaptığım bir soruşturma dosyasını haberleştirdiğim için beni bir kez daha yalancı muhabir olmakta itham etmişti. Bir kez daha hedef almıştı. Sayın Bakan'ın yaklaşık 7 milyon takipçisi var Gözde. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi, gazetecilik kimliğim gereği, hiçbir siyasetçi beni hedef almasına karşın cevap vermedim. Ancak baktım ki sadece bakan tarafından değil, bakana yakın olan troll hesaplar tarafından da hedef gösteriliyorum. Artık bir dur demenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Kendisi beni 7 milyon takipçisi olan bir hesaptan hedef alıyorsa bence benim de birkaç söz söyleme hakkım var. Tabii. Halk TV ailesinin bir ferdi olarak. Sayın Bakan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü nasıl dağıttığını yazdım. Sayın Bakan'ın Mustafa Çalışkan'ın arasının nasıl bozulduğunu, sürecin nasıl ilerlediğini yazdım bugüne kadar. Mustafa Çalışkan ilk kez bana konuşarak Süleyman Soylu ile arasındaki husumeti ilk kez bana açıkladı ve toplumun Süleyman Soylu'dan rahatsız olduğu demecini ilk bana verdi. Sayın Süleyman Soylu'nun Sedat Peker dosyasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı aradığını ve dosyaya müdahale etmeye kalkıştığını yazdım. Ayhan Bora Kaplan operasyonu Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayhan Bora Kaplan'ın TRT binasının önüne çağıran kişinin Süleyman Soylu'nun kuzeni olduğunu bizzat kuzeniyle konuşarak tabii doğrulattım. Ayhan Bora Kaplan operasyonunda ismi geçen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın Süleyman Soylu ile olan bağlantısını ve operasyonun Süleyman Soylu'ya yönelik bir hamle olduğunu söyledim. Bizzat Yüksel Kocaman'la konuşarak yazdım. Gelinen süreçte ben Soylu ile ilgili birçok haber yaptım. Ve Soylu beni defalarca kez hedef gösterdi. Ancak tek bir yalan haber yapmadım. Çünkü zaten bu iddialara da hiç yanıt vermedi. Şöyle zaman zaman beni hedef gösterip yanıt verdiği oldu. Yine cevap vermedi. Hayır, iddialara bir yanıt getirmedi. Seni hedef göstermeyi tercih etti. Beni hedef gösterdi. Tabii ki bugün kaldırıp diyebilir mi ki ben Sedat Peker dosyasına müdahale etmedim, İsmail Uçar'ı aramadım diyebilir mi? Mesela yalanlayabildi mi bu iddiaları? Yalanlamaz ya, çünkü biz gazeteciler, hele bizim gibi bence ipin ucundaki gazeteciler delilsiz haber yapabilir miyiz? Mümkün mü? Demek ki bizim de elimizde delillerimiz, kaynaklarımız, bir şeylerimiz var. Bence Bakan Soylu da bunu çok iyi biliyor. Bittiğinde ben son bir şey ekleyeceğim. Dahası tweetinde haber yalan diyememiş zaten. Evet. Bugün de haber yalan söyleyemiyor. Bir takastan bahsediyor. Bence oraya da barış değilsin. Ya şimdi ben bu arada günaydın aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanıyla başlıyoruz değil de ben hesabın ele geçirildiğini sandım. Önce onu söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Birincisi gerçekten ben bütününü okuyunca ben sakin bir insanım genelde. Burada baktığımda biraz psikolojisini gördüm. Yani dağınık gördüm. Eski bugün bazı fotoğrafları var mecliste çekilen. Gerçekten dağınık gözüküyor. Bu tür dağılmıştık gördüm. Bence bir hani ben olsam böyle bir Seyhan Avşar haberini okuduktan sonra durur, nefes alır, dinlenir. Tavana bakar, şakaklarıma masaj yaparım. Böyle karşılamaya çalışırım önce. Birincisi belli ki öfkelenmiş. Evet. İkincisi burada Seyhan Avşar'ın haberinde ben değil oğlum oturacaktının, eşim oturacaktının, babam oturacaktının, annem oturacaktının ne ilgisi var?